Efendim günün gelişmelerini aktarmayı sürdüreceğiz. Yine günün öne çıkan bir konusunu çok değerli bir konuğumla birlikte şimdi değerlendireceğiz. Konuğum Türk Dil Bilimci Sayın Oya Adalı. Sayın Adalı hoş geldiniz. Bugün 13 Mayıs. 13 Mayıs önemli. Bizim dil bayramı olarak kutladığımız esasında 26 Eylül tarihimiz var. Özellikle Cumhuriyet tarihiyle birlikte değil mi? Evet. İlk Türk Dil Kurultayı'nın toplanması, bir araya gelmesi 26 Eylül tarihi 1932'de bizim sonrasında kutladığımız bir dil bayramı günü oluyor. Evet. Lakin 13 Mayıs tarihinin de yine hani bu coğrafyanın, bu değil mi, Anadolu'nun tarihinde, bizim tarihimizde önemli bir yeri var Türk dili açısından. Evet. Öncelikle bu 13 Mayıs'ın ağırlığını, yerini sizden dinlemek isteriz. Evet. Yine dil bayramı olarak telaffuz ediliyor. 13 evet. Mayıs tarihinde hani Türk dili açısından nereye kadar gidiyoruz geçmişte? Buyurun. Şimdi Türkler Anadolu'ya geçiyorlar, Malazgirt'ten geliyorlar ve ilk Anadolu'da kurulan devlet Selçuklu Devleti. Evet. Şimdi Selçuklular büyük çapta Farsçayı temel dil olarak alıyorlar. Yazışmalarında ve benzeri şeylerde kullanmak üzere bunu ve böyle bir yayılma gösteriyor. Derken 13. yüzyılda Anadolu'da beylikler var. Hı hı. Karamanoğlu Mehmet Bey bakıyor ki Türkçe yok olmakta ve bundan sonra şu lafa giriyor. Şimden geri hiç kimesine divanda, dergahta, bergahta ve tahı her yerde Türk dilinden özge dil kullanmaya. Devletin resmi dili oluyor yani. Zaten onlar öyle konuşuyorlar. Hı. Ama orada burada böyle şeyleri bütün hepsini bitiriyor. Hı. Ve böylece resmi dil olarak Türkçe tekrar ortaya çıkıyor. Yani ondan önce şeyde de Orta Asya'da da zaten devletin dili Türkçe. Ama sanırım bir yasaklama değil. Bu yani bir resmiyet kazandırma. Resmiyet kazandırma. Bir kurumsallık kazandırma. Değil mi? Bir devlet evet. olarak bir örgütlülük evet. anlamında algılamak lazım. Çünkü hani diğer dillerde sonuçta kaybolmuyor. Hayır. Değil mi? Zaten Karamanoğlu Mehmet Beyliği sınırları içinde öbürlerine gitmiyor ki. Anladım. Şimdi daha sonra Osmanlı Devleti, hı hı. Önce Osmanlı Beyliği, sonra Osmanlı Devleti kuruluyor falan. Dilleri Türkçe. Bundan doğal ne olabilir? Bir Türk devleti, hı hı. dili de Türkçe. Onun için bu şey, Mehmet Bey'in bu günü genelde dil bayramı olarak kutlanıyor. Yine kutlanıyor 13 Mayıs tarihi. Evet. 13 Mayıs 1277. Evet. Karamanoğlu Mehmet Bey bir ferman yayımlıyor ve Anadolu'da Türkçenin ilk kez devlet dili olarak değil mi evet. Olduğunu kaydediyor bu fermanında. Evet. Yine 13. yüzyılda Türkçe üzerine sizde hani program öncesi biraz baktığımız böyle bazı evet. örnekler var. Yani bizim çok zengin bir dilimiz olduğunu söylüyoruz. Bununla evet. övünüyoruz. Evet. Hatta bazen böyle amiyane bazı tabirler ya da hani argo ile alakalı Türkçe lastik gibidir falan diyoruz. Esasında geniş bir anlam değil mi? Havuzu var. Evet. İfade havuzu var. Birçok dil için belki böyle. Lakin biz bu zengin üzerine ne kadar bir şeyler koyabiliyoruz? Bunlara geleceğim ama Türkçenin hani değerini bilme noktasında 13. yüzyıldan yine bir evet. örnek vardı. Onu burada anlatır mısınız? Şimdi yani, o da şu. Aşık Paşa. Aşık Paşa. Evet. Yazdığı kitapta şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki Türk diline kimesine bakmaz dedi. Kimse Türk diline bakmıyor. Kimesine bakmaz idi. Bakmaz evet. idi. Türklere her giz gönül akmaz idi. Türkleri de pek sevmiyorlar her zaman. Gönül her zaman onlara akmıyor. Akmıyor, evet. Türk dahi, Türk olan da bilmez idi o dilleri, o kendi dilini bilmez idi. İnce yolu ol ulu menzilleri. Onların farkında değildi diyor. İnceliklerini. Evet. evet. Şimdi bunu ben önemsiyorum, şöyle önemsiyorum. Hı hı. 13. yüzyıldayız daha. 13. yüzyıldan sonra Türkçe içinde bir Osmanlıca adı verilen hı. bir yapı gelişecek. Ama Osmanlıca'ya bir dil diyemeyiz, dil Türkçe. Türkçe içinde Osmanlıca. Türkçe içinde bir yapı beliriyor. Yani bu ne gibi? Diyelim ki Tanzimat döneminde Fransızcanın
öne geçmesi gibi. Birçok değil mi terimle, kavramla, kelimeyle, sözcükle, günlük hayatın içerisinde evet, konuşma diline. Şeyde deste istivacınızı talep ederim. Şimdi bu da Fransızca bir yapı. Ama böyle gramer açısından yapı olarak Fransızca. Evet yani. Ben yaklaşık 3000 kelime olduğunu biliyorum. Sırf otomotiv sektöründe evet. Yani diferansiyelden vitese evet. O kadar çok kelime var ki Fransızcadan dilimize girmiş. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey söz konusu. Türkler Orta Asya'dan gelirken evvela dini kabul ediyorlar. Din dolayısıyla Arapça ve Farsça ile karşılaşıyorlar. Bu her iki dilde büyük bir uygarlık yaşıyor. Dönemin en parlak uygarlıkları. Şimdi bundan etkileniyorlar. Şiir, gelişkin bir şiirle karşılaşıyorlar. Ondan etkileniyorlar. Medreseler oluşturuyorlar. Medreselerde Arapça, Farsça dersleri falan geçiyor. Ama şimdi bunu hiç şey yapmamamız lazım. Şimdi bu yapı nerelerde kullanılıyor? Şimdi acaba padişah gözdesine bu akşam ziyaretinize geleceğim mi diyor? Yoksa Osmanlıca bu akşam nasıl geleceğini mi anlatıyor? Böyle bir şey yok. Yani konuşmada normal konuşuyorlar. Ama bir şiir dili gelişiyor. Yani mesela Fuzuli şiirini alalım, Baki şiirini alalım, divan şiiri dediğimiz ve bugün de hiç de küçümseyemeyeceğimiz çok güzel bir edebiyat gelişiyor. O edebiyat bu dili kullanıyor. Ama evet. Öyle bir şey ki yeri geldiği zaman eğer çok geniş kitleye hitap etmek istiyorsa yeniden Türkçe'ye dönüyor. Mesela bakıyoruz Nefi şiirlerinde Osmanlıcayı gazellerinde falan kullanırken hicivlerinde böyle değil. Mesela diyor ki Tahir Efendi bize kelp demiş. Evet. İltifatı bu sözde zahirdir. Maliki mezhebim zira itikadımca kelp Tahir'dir. Tahir uğurlu demek. Benim inanışıma göre köpek uğurlu bir hayvandır. Şimdi oralarda daha şey. Şimdi bunun yanında geniş bir halk edebiyatı var, halk şiiri evet. var. Halk kendi dilini konuşuyor. Bu Fars'ın etkisi dediniz ya, ona ilişkin yine program öncesi verdiğiniz bir örnek vardı. Yani Mevlana'nın oğlu için söylediniz, Mevlana'nın eserleri için söylediniz. Mevlana eserlerinin tümünü Farsça yazıyor. Yani Mesnevi'si Farsça yazılmıştır. Hatta bu zaman tartışma konusu da oluyor. Mevlana İran şairi midir, Mevlana Türk şairi midir falan böyle bir takım şeyler oluyor. Ama tabii ki Türk şairidir. Yani ama şey yazmış, Farsça yazmış. Hı hı. Bunun yanında bakıyoruz işte sıra Türk şeyleri var. Hele geliyoruz şeye, Karacaoğlan'a falan geldiğimizde. Evet. Yani bunu hani anlatamıyor falan. Çünkü şöyle bir şey olabilir mi? Ne kadar hoş bir anlatım. Diyor ki, üç derdim var birbirinden seçilmez. Bir yoksulluk, bir ayrılık, bir ölüm. Şimdi Anadolu halkını bundan daha güzel ne anlatabilir? Ama bunu söylemekle divan şiirini anlatmadığını söylemiyorum. Kesinlikle böyle bir şey demiyorum. O biraz daha ağdalı değil mi? Evet, ağdalı daha... Biraz farklı. Osmanlıca, hani Osmanlıca, Osmanlı'nın... Tabii. Biraz yani o içine... Farsça, Arapça, Türkçe karışımı olan bir dille. Ama öbürü Türkçe. Şimdi burada şunu üzerinde duralım. Bu çok önemli bir şey. Nedir efendim? Dil her dil için geçerli. İsterse bu dil dünyanın şurasında küçücük bir grup tarafından konuşulan dil olsun. Her dil onu konuşanların tüm ihtiyaçlarını, tüm gereksinimlerini karşılayabilecek kapasitedir. Tüm dilin, ihtiyaçlardan kastınız bilimde. Hayır. Sanatta. Neyse ihtiyacın. Bilmiyorum. Bilme ihtiyacın yoksa onu karşılamaz. Neye ihtiyacın varsa. Hı hı. Yani bakın Eskimo dilinde 26 tip kar yağıyor. Onun ona ihtiyacı var. 26 tip yağıyor. Türkçe'de baktığım zaman Anadolu şeyini de katarsam 4-5 tane çıkarabilirim. İşte bulgur yağıyor, kuşbaşı yağıyor falan gibi. Hı. Belki çıkarabilirim. Her dil. Eğer siz
toplum olarak böyle bir şeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Nasıl dil anlatsın kendi kendine? İhtiyaç duyarsanız dil gelişir. Dil kendi yapısı içinde büyüyebiliyor. Yürüyebilir. Çünkü sizin ihtiyacınız varsa onu. Şimdi burada bir sorun üzerinde ben durmak istiyorum. Nedir efendim? Şimdi biliyorsunuz dil kurumu kuruldu. İşte dilin incelenmesi için kuruldu. Yeni sözcükler türetildi. Şimdi terimlerde zaten çok sorun çıkmaz çünkü terimin alt anlamı yoktur. Ama günlük dilde kullanılanların öyle siz canınızın istediği gibi dil değiştiremezsiniz. Yani bir gecede yattık kalktık dili değiştir falan. Olmaz böyle bir şey. Değiştiremezsiniz. Dil öyle bir şeydir ki o insanların bilinç altında yaşar. Çünkü çocuk doğduğu anda onunla birlikte bir kültür öğrenir. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Ben şöyle anladım. Hani Atatürk dil devrimi mutlaka hani devrim ama bu bir gecede olmadı diyorsunuz. Anladığım o. Değil mi? Bir gecede olabilir mi? Yani bak adam 13. yüzyılda söylüyor. Gidiyor geliyor padişah 2. Murat. Diyor ki işte bunu anlamıyorlar bir kere daha çevirin diyor. Hatta Abdülhamid'e geliyoruz. Abdülhamid diyor ki acaba şey mi alsak diyor. Bu alfabeyi değiştirip Latin alfabeyi mi alsak diyor. Yani öyle birden hiçbir şey birdenbire olmaz. Mesela bütün bu süreç içinde divan şiiri devam ederken şeyler var. Türkiye basit hareketleri var. Geliyoruz Nedim'e. Nedim'de dil bir sadeleşme gösteriyor. Evet. Gidelim Servirevanım yürü Sadabade gibi. Böyle bir şey de gösteriyor filan. Zaman zaman ağırlaşıyor ama hiçbir şey aniden olmaz. Şimdi mesela şöyle düşünelim bakın. İlk gazeteyi çıkaran Şinasi ile Agah Efendi. Ve gazetenin ilk sayısında şu var. Diyor ki iş bu gazete bundan böyle halkın anlayacağı dille yazılacaktır. Tabii birdenbire olmaz o da birdenbire olmuyor. Ama buna ihtiyaç var. Niye? Çünkü halka gitmek zorunda. Bir insanların kendini okuyup anlaması lazım. Ki o halk, dil yaşayabilsin. Evet, halk onları anlamıyor. Onun için böyle olacağını söylüyor. Oluyor mu? Hayır olamıyor. Hiçbir şey birdenbire olamam. Değil mi? Bir şeyler geçiyor, zamanlar geçiyor. Dil devrimi işte bütün bunların ortasında bir devrim yapılmıştır. Bir cumhuriyet kurulmuştur. Evet. Ve bu cumhuriyette geniş bir kitlenin okuması istenmektedir. Bu geniş kitle o eski yazıyı, eski harfleri sökememektedir. Onun da çeşitli nedenleri var. İsterseniz üstünde dururuz ama çok zor bir şey. Şimdi ne yapılıyor? Latin alfabesi Türkçenin ses yapısına uygun olarak belirleniyor. Ve kullanılmaya başlayınca hızlı bir okuma. Ve o okumayla birlikte her yerden bakın dil kurumu şunu yapıyor. Anadolu ağzından derliyor. Mesela bilmem ne köyünde öğretmen gidiyor soruyor. Buna ne diyorsunuz şu? Buna ne diyorsunuz bu? Bunlar yazılıyor. Ciltler dolusu 12 cilt. Bütün toplanıyor. Yani kullanılıp unutulan ya da unutulmayan Türkçe sözcükler toplanıyor. Şimdi size getirebilsem bakın 15. yüzyılda yapılmış bir Kur'an tercümesi var. Evet, 15. yüzyıl. Anlarsınız okuduğunuzda. Türkçe yapılmış, Türkçe'ye çevrilmiş. Osmanlıca değil. Gayet güzel anlarsınız. Şimdi ikinci işte bu. Ne yapıyorlar? Tarama sözlüğü. Eski eserleri tarıyorlar. Orada kullanımdan düşmüş, unutulmuş falan onları ne da çıkarıyorlar. Kadar kelime terim, evet. Böyle bir hamle. Şimdi bu hamle ne yazık ki çok büyük tepkilerle karşılaşıyor. Ben dil kurumunda da çalıştım. Evet. Tepkileri de biliyorum. Mesela şuraya kadar. Efendim bunlar hostese gök götürü konuksal avrat derler. Gök götürü konuksal avrat. Böyle bir laf yok. Kimse böyle bir şey demiyor. Ama komik olsun, şey olsun diye uyduruluyor. Şimdi bu uydurma meselesi bugün bir takım şeylerde de görüyorum. Facebook'ta bir takım yazılarda da görmüş. Şey, uydurma Türkçe'de uydurma. Şimdi o kadar enteresan ki bakın. Ben Larousse Ansiklopedisi'nde çalıştım.
çok sevgili hocam Adnan Benk. Orada genel yayın yönetmeliydi ve bir gün daha başındayız. Beni çağırdı, gel dedi, sana bir şey söyleyeceğim dedi, bir şey okuyacağım dedi. Hı hı. Şimdi şeyin ön sözünü okuyor Larousse'un. Larousse ansiklopedisi de kendini yenilemiş. Diyor ki 14 bin yeni sözcük, tabii Adnan Bey bana uydurulmuştur diye okuyor ama orada türetilmiştir. 14 bin! Türeteceksin tabii. İhtiyaç varsa diyorsunuz. İhtiyaç varsa. İşte dedi ki her dil ihtiyacı karşılar diye. Tabii dilin yaşayan bir varlık olduğunu kanıtlayan bir şeydi esasında. Şimdi şeyi hatırlıyorum mesela. Buyurun. Bilgisayarı. Şimdi ilk bilgisayar terimlerini hazırlayan arkadaş hazırlıyor. Ay Allah'ım ne dalga geçtiler, bilgisayılır mı bilmem. Sanki kompütürü anlıyorlar, bilgisayarı anlamıyorlar. Ve şimdi hiç kimse farkında mı? Komik de gelmiyor. Kimseye komik hiç gelmiyor. Komik gelmiyor. Aha. Dilin içine. Dil böyle bir şeydir. Anladım. Peki nerede hata ediyoruz? Hata mı ediyoruz? Yani biraz onu da algılamak istiyorum. Yani biz dilimizi bak, yeteri kadar zenginleştirebiliyor muyuz? Üzerine bir şey koyabiliyor muyuz? Şimdi 80'de bozuluyor mu? 80'de biliyorsanız şu meşhur devrim ya da darbe her neyse dil kurumuna çok büyük zarar darbe, verdi. Efendim, evet. Dil kurumunu kapattı. Hı hı. Şimdi çok sevimli bir şeydi. Dil kurumu kapandı. Hoş bir olay diye anlatacağım. Çok seneler sevgili hocam Vecihe Hatipoğlu, gramer kolu başkanıydı. Çok çok emek vererek, ben de o sırada orada çalışıyordum, imla kılavuzu çıkarttık. Her sene öğretmenler tekrar toplanıyor, tekrar yenileniyor, değişiyor filan diye. Şimdi neyse tam bir yere oturdu derken 80, bu imla kılavuzunu yeni gelenler oradan kaldırdılar, attılar. Ve bir de baktık ki şimdi bizim bitişik yazdığımız birçok sözcük ayrı yazılmış. Şimdi bitişik ve ayrı yazma böyle keyfi bir şey değildir. Bunun bilimsel temeli vardır. Neden bitişik, neden ayrı filan böyle şey var. Şimdi her neyse bunlar ayırdılar, iyi. Bütün şeyleri... mesela deniz anası ayrıldı. Deniz anası. Hı hı. Oysa tek bir şeyi bir canlı, işaret ediyor. İfade ettiği bir canlı var, evet. Ve hepsini ayırdığı için şey de ayrıldı. Deniz altı. Fakat askerler itiraz ettiler. Biz bunu ayırmayız. Her yerde bitişik yazıyoruz diye. Onun üzerine ikinci baskıda deniz anası ayrıydı, deniz altı bitişik. Birleşikti. Ve zaman zaman arkadaşlar işte biz bunu da bitiştirdik, bunu da bilmem ne ettik falan dediler ama yani bir toplumda dil çalışması yapanlar bunlarla mı uğraşmalıydı? Bu muydu soru? Yani onun için pek çok insanın çok harcandı, emekleri harcandı. Bu bakımdan yani o bir şey, bir dönüm noktası, bir durma noktası oldu. Konuşmak ve ifade etmek lazım. Ve şimdi bence böyle bir şey yaşıyoruz. Yani nasıl söyleyeyim? Dile karşı büyük bir ilgisizlik. Benim çok hoşuma giden birkaç örneği size söyleyeyim. Nedir mesela o? Lokantalar değil mi? Hı hı. Böyle bir ev yemekleri. Aysun's ev yemekleri. Yani artık biz Aysun'un nun ekini sevmiyoruz. Yukarıdan bir. S daha güzel oluyor. Aysun's ev yemekleri. Veyahut mantı. Artık mantı bizim çok içimizde bir şey. Mantı House'da yiyoruz. halı home'dan alışveriş ediyoruz. Şimdi böyle bir şey geliyor. Peki bu yani örneğin Farsça dedik zamanı geliyor biraz Fransızcanın etkisi. Kendi içinde belki hani sadeleşiyor falan. Ama şimdi günümüzde de böyle bir İngilizcenin etkisi. Herhalde şöyle ya da, bir şey var. Ne diyelim, İngilizce var. Bilmek şey gibi yani kişinin ona bir şey kazandırıyor. İtibar. İtibar kazandırıyor. Prestij. Şimdi ben niye Aysun'un yerinde yiyorum ki? Ama Aysun bunu yaparken beni avlamayı düşünüyor. Çok doğal. Yani benim oraya gitmemi istiyor. Hı hı. Ve o S'yi öyle yazarsa benim gideceğimi düşünüyor. Dikkatimizi çekeceğini orada ben kendimi kötü hissediyorum. Aha. Yani neden Aysun'un yeri derse gitmeyeceğimi düşünüyor. Ben de dil biliyorum deyip oraya gideceğim herhalde. Bilmiyorum.
Yani bunları anlamıyorum. Yazıda da aynı şeyler var. Bakın. Şimdi Türkçe'de C harfi var, K harfi var. Evet. Bu harfler belli şeyleri var. Şimdi ben kafeye mi gidiyorum, cafeye mi gidiyorum, caffeye mi gidiyorum, cafiye mi gidiyorum? Coffee var bir de. Coffee'ye mi gidiyorum? Nereye gidiyorum bilmiyorum. Ama kafe dese ne olur? Kafeye. Şimdi şeyleri anlayabiliyorum. Mesela kalıp isim, isimler vardır yani. O tamam değiştirmezsiniz. Çünkü örnek patenti vardır. Patentidir. Bir markadır. Markadır. Anladım. Şimdi bu olur. Ama yani. Bunun ötesinde böyle bir şey. Ve bakın o kadar enteresan ki. Bakın. Design. Hayatımızda demiş değil mi? Tasarım. Tasarım Türkçesi. Tasarım yani. Niye bunu tasarım demiyorsun? Zorluyoruz evet. Design. Yazması da zor efendim. Ama design deyince ben G ile ne hep karışır biliyorum. Böyle dizaynda. G ile ne hep karışır. Şimdi bakın. Online. Çevrim için. Değil mi? Evet. Şimdi yerleşke. Yerleştiğin yer. Yerleşmek. Bak o kadar basit bir şey. Olmaz. Kampüs. Kampüs. Mesela. Timing. Zamanlama diyeceğim. Bu diyeceğim. Mesela. Start aldı. Başladı. Başladı. Yalıtım yaptırdık. İzolasyon yap. İzolasyon evet. Hatta bunu o kadar ileri götüren var ki diyorum ya kulaklarıma inanamadım. Televizyonda çok ünlü bir bayan, yıldız. İşte ben çok terifay oldum diyor. Çok terifay olmuş. Türkçesi? Tedirgin olmuş, tedirgin. Şey olmuş. Yani böyle bir şey niye? Niye? Şimdi o zaman tekrar isterseniz şey edelim. Türk dilinin kimesini bilmesidir. Evet, değil mi? Değil mi? İncelikleri. Türklere herkes gönül akmaz idi. Adam haksız mı? Yani böyle maalesef bir şey. Maalesef hala değil mi? Hala Türk dilinin, dilimizin inceliklerini, güzelliklerini yetecek kadar bütün bilip... Bütün diller böyledir. Hı hı. Yani evvela Türkçe diye sen buna ayırma. Her milletin dili, dedim ya, şu kadarcık bir şeyin dili bile kendisi için bizim hiç farkında olmadığımız incelikler içerebilir. Biz... Mesela şöyle düşünün bakın, bizim aşık olma evet. kavramımızla bir İngiliz'in aşık olma kavramı aynı değildir. Farklıdır. Yani her dilin kendine özgü bir iç dünyası, bir alt anlamları, güzellikleri vardır. Aha. Bize düşen onları ortaya çıkarmaktır. Ama şunu da söyleyelim bakın, çok yazık bir şey ama... Şimdi bir uluslararası araştırma şeyi vardır. Orada 15 yaş grubu çocukların bilgileri ölçülür. Biz de girmişiz, bizi de ölçün demişiz, giriyor. Ve bu araştırma diyor ki 15 yaş çocuklarının %35'i okuduğunu anlamıyor. Türkçe. Okuduğunu anlamıyor. Anlamıyor. Şimdi düşünün nasıl bir eğitim yapıyoruz? Ve bütün bunları bırakıp ben Osmanlıca öğreteceğim. Yok eski yazı öğreteceğim. Mezar taşını okuyacak. Şimdi sen bunları bırak. Bir de bu tartışmaları yaşıyoruz güncel olarak. Şimdi sen şunlara bak. Yani eğitimde kaçıncı sıradayız? Eğitimdeki sorunumuz ne? Bakın öğretebilir mi eski yazı? Öğretemez. Osmanlıca öğretebilir mi? Hepimiz hatırlıyoruz herhalde. Ben edebiyat öğretmeniyim aynı zamanda. Evet. Çocukların divan şiirine tepkilerini. Bunu olmaz mı? Ay bunu kaldıralım. İşte bunu bilmem ne edelim diye yandıklarını. Yani failin failatin değil mi? Mefailin. Mesela ama sen divan şiirini yalnız failatin olarak alırsan tabii sevmez. Toplum olarak eğitim sisteminin biraz ezbere dayanması da sanırım bunun şimdi, hani o tepkiye gayet neden tabii. oluyor. Yani. Şimdi mesela soruyor, burada diyor ki akşam lekesiz, saf, iyi bir yüz gibi akşam. Şimdi soru soruyor, burada ne sanatı vardır? İşte şu sanat, şu sanat, şu sanat, şu sanat birini seçecek. Hayır sormuyor, bu nasıl bir akşam? Fırtına mı esiyor? Soğuk mu? Sakin mi? Nasıl bir akşam? Lodos mu, Poyraz mı değil mi? Onu sormuyor. Şimdi böyle bir eğitim bakın. Matematik.
Ben çocuktum. Bu toplum matematik sorumluydu. Habire kalırdı çocuklar. Hala aynı şey. Aynı şey. İngilizce. Evet ya. Ben çocukken de insanlar kendilerine yol soran bir İngilizce cevap veremez. Ve ilkokul, ortaokul, lise hep bunları okuduk, gördük yani. Üniversitede İngilizce dersleri gördük. Yani şu toplumu çatır çatır İngilizce konuşması lazım, konuşması lazım ama Mr. and Mrs. Brown'un ötesine şimdi geçebiliriz. Şimdi bütün bunları evet. bırakıp, efendim dedelerinin, babalarının mezar taşlarını okusun diye. Şöyle bir yorum almak istiyorum sizden. Daha doğrusu bu yanıyla da biraz bakmakta fayda var sanırım. Yani bir ülkenin, bir devletin ya da bir halkın, bir topluluğun sosyoekonomik yapısıyla da alakalı sanırım, değil mi? Yaşayan o dil, konuştuğu, yazdığı, hani kurumsal olarak çizdiği, imzaladığı o evrakta kullanılan o dil, o toplumun sosyoekonomik durumuyla, hani bağımsız mı, bağımlı mı, sömürge mi, değil mi? Bununla da biraz tabii. alakalı olduğunu düşünüyorum. Tabii. Yani dilin yaşaması ve gelişmesi noktasında örneğin bağımsızlığın önemi var. Yani siz her şeyi montaj yapıyorsanız, ekonomide örneğin, bir evet. şey üretemiyorsanız, bir şey icat edemiyorsanız, yaratamıyorsanız, oradan gelen parçaya onu gönderenin verdiği ismi kullanarak, değil mi? Anlamlandırmak evet. ya da tanımlamak zorundasınız, evet. yazmak, çizmek zorundasınız. Haksız mıyım? Evet, haklısınız. Ve kalkıyorsunuz, bu dille felsefe yapılır mı? Allah Allah, yapılıyor ya. Ya kaçıncı yüzyıl? Yunus Emre koca bir tasavvuf felsefesini anlatıyor ya. Değil mi? Bu dille anlatıyor. Şey, Yona Hanım'ın dediği gibi ben yapıyorum diyor. Hoşuma gidiyor. Ben yapıyorum diyor. Hakikaten yapıyor. Bilim adamlarım var, bilim yapılıyor. Ama sen şeye paranın üzerine iki bilim adamı resmi koymuşsun. Ben her seferinde herkese soruyorum. Kim bu? Onun üstündeki kim? Kim? Tanıyana daha rahatlamadım. Bilim adamını maalesef. Tanıtmıyorsun. Onun için yani bu şey, bakın çok acı bir şey. Bu konu üzerinde ilk düşünmeye başladığımız zaman şöyle bir şey yaptım. Karşıda bir genç çocuk vardı. Aha. Zamanımız doluyor herhalde. Evet, az tamam. bir zaman, bir dakikam var. Buyurun efendim. Ortaokulu bırakmış, bilgisayarcıda çalışıyor. Ona bir şey yaptırıyordum, sordum. Ne düşünüyorsun bu Osmanlıca hakkında dedim. Dedi ki Türkçe diye bir dil yoktur dedi. Osmanlıca vardır dedi. Bir gece dedi de Osmanlıca'ya Türkçe demişler dedi. Böyle olmadığını çok güzel ifade ettiniz esasında. 15. yüzyılda değil mi o Kur'an-ı Kerim'i önüne koymak lazım belki o şahsı. Evet. Sayın Adalı Oya Hanım, öğretmenim, çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Evet, benim de çok dertli olduğum. Bir sohbet oldu. Biraz zamanımız dardı. Bir yarım saat konuşabildik ama daha geniş zamanlarda evet. da sizi ağırlamak isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Katılıp çok katkıda bulundunuz. Ben teşekkür bulundunuz. Ederim. Sağ çok olun. Sağ olun. Evet, İnşallah dilimiz güzel günlere gitsin. Çok sağ olun efendim. Türk dil bilimci Oya Adalı'ydı konuğumuz. Bu sohbetle bu bölümü noktaladık. Bir ara vereceğiz. Aranın ardından saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.